Evet, konuşmalarını yapmak üzere Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan abimizi davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Saygıdeğer basın mensupları, aziz hemşehrilerim, kardeşlerimiz, sözümü başlamadan önce her fırsatta, her zaman, her yerde Doğu Türkistan meselesini gündeme getirmek için çabalayan, gayret eden, çırpınan kardeşimiz Alperen Ocakları İl Başkanımız Kürşat Mücen Bey'i teşekkür ederim. Halkımız adına minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Aynı zamanda Genel Başkanımız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey'i de buradan selam ve saygılarımı, minnetlerimizi iletiyoruz. Kendileri de ister mecliste olsun, ister dışarıda olsun, makamda olsun olmasın, her yerde Doğu Türkistan meselesini kendi meselesi gibi heyecanla, aynı duygularla, hassasiyetlerle taşıdığı için buradan kendilerine selam ve minnetlerimizi, şükranlarımızı iletiyorum. Aziz muhterem kardeşlerimiz, başkanımızın da dediği gibi aslında burada bu derdimizi dinletmek için geldik. Eyüp Sultan Hazretleri'nin avlusunda yerli kardeşlerimize dertlerimizi dillendirmeye, anlatmak için geldik. Şükür olsun, hamdolsun Allah'a. Çok dinleyen olmasa da gök kubbenin altında açık havada mavi bayrağımızı dalgalandırabiliyoruz. Ve sesimizi yükselterek bu kutsal, bu cami avlusunda Allah'a haykırabiliyoruz. Ve buradan vicdan ehli varsa bu sesimiz bir şekilde gider ve gereğini yapar diye düşünüyoruz. Aziz kardeşlerim, Doğu Türkistan meselesi şu an yeryüzünde bir kriz veya mesele olarak bilinen, ister onu İslami anlamda ümmetin meselesi olarak baktığımız zaman, ister onu insanlık meselesi olarak dillendirdiğimiz zaman, Doğu Türkistan meselesi bütün meseleleri ezip geçiyor. Şu an bugünlerde Doğu Türkistan'da Çin esaretinin 69. yıl dönümü ne idrak ediyoruz. Ve çok mahzunuz. 69 sene içerisinde biraz önce başkanım Doğu Türkistan'daki insan hak ve ihlalleriyle alakalı bütün zulümleri sıraladı. Ben tekrarlamayacağım. Ancak bugün Doğu Türkistan'da onca zulüm, barbarlık, şiddet, katliam, asimilasyon, insanlık dışı bütün hareketler icra edilirken Türk İslam dünyasının, insanlık dünyasının kılını kıpırdatması ve bu konuda gerekeni yapmaması bize ciddi anlamda rencide ediyor. Özellikle Doğu Türkistan meselesini Türkiye'de gündeme getirmeye çalıştığımız zaman bazı çevrelerden, bazı sözde gazete ve dergilerden Doğu Türkistan meselesini sulandırmaya çalışan tipleri görüyoruz. Doğu Türkistan meselesinin gerçeklik payının olmadığını dillendiren, sulandıran tipleri görüyoruz. Doğu Türkistan'daki zulüm Türkiye'de gündeme getirilmeye çalıştığı zaman Türkiye ile Çin'in arasına açmaya çalıştığımızı iddia edenleri duyuyoruz. Ve çok rencide oluyoruz. Bunların içinde kendilerini Allah'a inandıklarını zanneden ve iddia edenler varsa Allah'tan korkmalarını buradan uyarıyoruz. Ahirete Allah'a inanıyorlarsa orada ölen milyonlarca insan,
Şu an 3 milyondan 5 milyona kadar bir sayıdan bahsediyoruz. Kamplarda ve bu demin konuşan kız kardeşimiz var. Ve burada bu saflarda duranların hepsinin annesi, bacısı, abisi, kardeşleri Çin kamplarında eziyet çekmektedir. Bir kişi bulamazsınız burada, hayır benim ailem yanımızdadır, evdedir diyemez. Diyemez burada. Böyle bir durum varken göz göre göre 40 milyon insan, yaklaşık 2 milyon kilometre kare bölgeyi ihata eden ve 40 milyonluk nüfusu olan Müslüman Türk kardeşleriniz göz göre göre yok oluyorsa, resmi kaynaklarda 1 milyon insan, BM ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün beyanatları, raporlarında gerçekten 3 milyondan 5 milyona kadar insanın Doğu Türkistan'ın muhtelif şehirlerindeki kamplarda, gizli kamplarında tutuldu. Apaçıktır. Ve bunun şahitleri biziz. Bizim anne babalarımız. Hal böyleyken, bunca zulüm varken, kızlarımızın namusları çiğnenirken, evlerimize kardeşlik projesi adı altında yerleştirilen namussuz Çinliler, bizim kızlarımıza, daha belagata ermeyen kız kardeşlerimize sarkıntılık yapması ve onu eş olarak kendine kabul ettirmeye çalışılması, bu çok yaygın bir şekilde bir hale gelmiştir. İslam ümmetinin gayretini, gururunu, vicdanını sorgulayan bir mesele. Eğer demin söylediğim insanlar içinde Allah'a inanmayıp da kendini insan zannedenler varsa, onlara da bir uyarı buradan yapıyoruz. İnsan olsunlar, adam olsunlar. Damarlarında kan akıyorsa bu insanlık dışı uygulamalara bir şey demeleri lazım. Eğer Doğu Türkistan meselesine batılı ülkeler müdahil oldu diye rahatsız oluyorsak, öncelikle sizin mesuliyetiniz, mecburiyetiniz olan bu meseleye sizin sahip çıkmanız lazım. Bu milleti, bu 40 milyon Müslüman kardeşlerinizi onların kucağına attıktan sonra, onların derdini dinlemedikten sonra, dinlendirmedikten sonra, dur diye ihtar vermedikten sonra siz kimi suçluyorsunuz? Türkiye kardeşine sahiptir. Türkiye kardeşine sahiptir. Türkiye kardeşine sahiptir. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Doğu Türkistan hiçbir zaman Çin'in bir parçası değildir. Parçası olmamıştır. Asırlardır Doğu Türkistan Türk İslam dünyasının esaretini taşımıştır. İslam'a, medeniyete, kültüre, ilme, irfana hizmet etmiştir. Sultan Satık Burhan'dan ta bugüne kadar. Ve bizim atalarımız Yakup Han ve devlet, Türkistan devletini Osmanlı halifesi Abdülaziz Han ve sonra Abdülhamid Han hazretlerine biat ederek ilhak etmiştir. Bu sizin mecburiyetiniz değil midir? Bunun için Doğu Türkistan meselesini Çin'in iç meselesi olarak lanse ederek bundan gözünüzü kaçırmanız, yüzünüzü, kulağınızı kapatmanız, bu kendi vicdanınızı Allah'ın önünde vereceğiniz hesap defterinde kendi hesabınızın ne kadar beyaz ve siyah çıkacağına ilişkin bir meseledir. Doğu Türkistan Çin'in İç meselesi olmadığı gibi aynı zamanda ümmetin meselesidir. Aynı zamanda Türk dünyasının meselesidir. Aynı zamanda insanlık dünyasının bir meselesidir. 5 milyon insan Doğu Türkistan'da, Çin esaretinde, kamplarında eziliyorsa, katlediliyorsa, asimile ediliyorsa, çocuklarımız anaokuldan itibaren Çinlileştiriliyorsa, kızlarımız Çinlerle evlenmeye zorlanıyorsa, evlerimize yabancı erkekler yatırılıyorsa, bu
Bu bizim meselemizdir. Herkesin meselesidir. Türkiye'nin de namusudur, ümmetinden namusudur. Bu böyle bilinmesini istiyoruz. Doğu Türkistan daha önceden bağımsız bir devlet olduğu gibi inşallah Allah'tan niyaz ediyorum, ediyorum ki inşallah 70. sene devriyesine varmadan inşallah Allah bizi bağımsızlığa erdirir. Allah! Zamanım kısa olduğunu söyledi. Söyleyecek çok şey var. Ama bunu dinlemek için kalp olması, yürek olması lazım. İnşallah buradaki sesimiz inşallah buradan, ağaçlardan, yapraklardan, havadan, kuşlardan, kalpten kalbe inşallah her yere ulaşır ve gereğine yapılacağını inanıyoruz. Allah razı olsun.